Giyim sektörüne hizmet veren Reyhan Hanım'ı Ankara'da bulunan butiğinde mikrofon uzattık. Efendim, giyinmeyi seven, modayı takip eden bütün izleyicilerimize sesleniyoruz. Sizleri ekran başına davet etmek istiyoruz. Çünkü sizler için arka bir butikten sesleniyoruz bugün. Ankara'da Cazu Butik'teyiz. Burayı da bizlere Reyhan Akdoğan anlatacak. Merhabalar Reyhan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Burası nasıl doğdu? Burası bizim isteğimize göre doğdu. Yani hani hobilerimize göre. Hani biraz kafa boşaltmak, zaman geçirmek istediğimiz zaman kaçabileceğimiz bir yer olsun. İnsanlarla iletişim halinde olalım. Modayı konuşalım. Bunları istedik ve evet, bunun üzerine böyle bir yer açtık. Ben zaten uzun yıllardan beri hani modayla iç içe olan birisiyim. Her zaman takip ederim. İvan Hanım'ı da çok beğenirim. Kesinlikle. O da bir ikon zaten. Evet, bizim için bir ikon. Özellikle de onun programından sonra birazcık daha ilgim de artmıştır. Hani eşim de bilir bunu. Böyle kendi ilgi alanım olduğu bir alan olunca eşim de beni destekledi. Bu şekilde hani beraberce kendi ellerimizle tatlı bir butik açtığımızı düşünüyorum Bahçeli Evlere. Evet. Burada aslında kendi tarzınızı, çizginizi de yansıttığınızı düşünüyorum ben. Öyle mi evet, gerçekten? Gerçekten öyle. Mesela bakır saçlı kadınlara çok hitap ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü her şeyi kendime göre alıyorum. Bizim mağazamız hani özellikle işte İstanbul, İzmir, Ankara ve Denizli'den bulduğum bütün hani tekstil ürünlerini severek, seçerek, kumaş kalitesine özellikle dikkat ederek, tarzına, çizgisine dikkat ederek aldığım ürünlerdir. Evet. Çoğunun bedensel olarak ya da işte kalıp olarak problemi yaşanmaz. Kumaş kalitesinden şimdiye kadar 4 aydır buradayız. Alıp getiren, iade eden kimse olmadı. Kumaş kalitesine özellikle dikkat ederim. Çünkü bence moda sadece güzel giyinmek değil, kaliteden de ödün vermemektir. Tenimize değen şeylerin içerisinde olabildiğince ben hani az naylon oranı olan ürünleri tercih ediyorum. Evet. Çizgisi, rengiyle biraz klasik, biraz modayı yakından hani yakalamaya çalışan ve takip eden birisiyim. Ve buna göre de ürünler seçiyoruz. Müşterilerimizin tabii talepleri oluyor. Onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Tırnak baskısı yapıyoruz. Bu çok dikkat çekiyor. Dijital nail artımız evet, var. Ve bu çok Ankara'da sanırım bizde belki bir yerde daha vardır. Dünyaca ünlü bir makine bu, ödüllü bir makine. Genç kızlar özellikle sevgililerinin resimlerini bastırıyorlar. O cihaz bir tek sizde zaten evet, şu anda bulunuyor. Evet, şu anda Ankara'da bizde. Biz burada amacımız bir hanımefendi geldiği zaman giyinsin, süslensin, kahvesini içsin. Takı beğenirse ki doğal taş takılar ve arkadaşım yapıyor onu da İzmir'de. Evet. Tasarım hepsi. Birçok hani ismini sayabileceğim firmaya göre gerçekten iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Yani burada pişti olmamak da çok önemli. Evet, çok önemli pişti olmamak. Bir de o taşlar tamamen doğal taş ve kendi tasarımları. Şahane tasarımlarımız vardı. Bir kısmı bitti. Şimdi yeniden gelecek. Evet. Ve sadece bizde bulabilirsiniz. Bize özel yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz Reyhan Hanım. Bizlere kapılarınızı açtığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için. Bize kendimizi tanıtma fırsatı tanıdığınız için. Teşekkürler. Sıcaklığınız için de teşekkürler. İvana Hanım'a buradan selamlar. Bizler de sevgilerimizi yolluyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, oldukça keyifli, tatlı bir butikten seslendik sizlere bir kez daha. Sizlerin huzurunda Reyhan Hanım'a teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.